oldu Zeynep? Telefonda niye söylemedin? Zehire karışmış olan maddeyi bulduk başkomiserim. Ama biraz karışık. Anlat bakalım. Dikkatle dinliyoruz. Peruğun bir bölümünde akonitinin yanı sıra nitroselüloz, formaldehit yapılı reçine ve bir pigment bulduk. Özetle tırnak cilası. Pigmentin analiziyle haki renkte bir ojenin kalıntısı olduğu kararına vardık. Oje mi? Yani katil kadın olabilir mi? Bilemiyorum Selim. Çünkü eğer oje doğrudan zehrin çözüldüğü sıvıya damlatılsaydı veya dökülseydi bu denli karışması mümkün değildi. Sadece belli bir alanda kalırdı. Ama bu oje oldukça geniş bir alana yayılmış. Yani? Yani daha detaylı araştırınca ojenin aslında zehri seyreltmek ve kolay sürebilmek için kullanılmış olan herhangi bir çözücünün içine karışmış olduğunu tespit ettik. Oje kalıntılarından dolayı da bu maddeyi bulabilmek için oje çözücüler incelenmiş ve tahmin edinde bulunmuş. Aseton mu? Evet başkomiserim. Anlaşılan katil zehrin içindeki sıvı peruğun tamamına sürmeye yetmeyince seyreltmek istemiş. Bu amaçla da aseton kullanmış. Yani katil hala kadın olabilir. Bir dakika bir dakika. Şimdi senin söylediğine göre katil önce haki renkli bir ojeyi asetonla çıkarmış. Ardından aynı asetonu zehri seyreltmek için kullanmış öyle mi? Öyle tahmin ediyoruz başkomiserim. Ne olduğunu anlayamadım. Sürekli yüzü ekşiyor, pozunu bozuyordu. Şu buketi merkeze alın. Anlatacak bazı şeyler var galiba. Sağ ol Zeynep. Rica ederim. Neden burada olduğumu söyleyecek misiniz? Yanılmıyorsam çekim günü tırnaklarınızda haki renkte oje vardı. Evet de bunu neden soruyorsunuz bana? Lütfen sadece sorulara cevap verin. Kullandığınız oje size mi ait? Çekimde kullanılan malzemeler normal kozmetik ürünler değildi. Haki oje dünyada inanılmaz moda bir renk. Benim için kullandıkları tonuysa özel olarak burada üretildi. Zaten elimizde sınırlı sayıda vardı. Ve hepsi de Sezen'de duruyordu. Yani malzemeler Sezen Hanım'ın sorumluluğunda. Tabii ki. Kullandığımız bütün malzemeler Sezen'in stüdyosundan gelir. Komiserim, ne oldu, bir şey mi oldu? Biz de siz anlatırsınız diye düşünmüştük. Anlayamadım, ne anlatacağım? Sude'yi neden öldürdüğünüzü. Hadi tamam ağlama şimdi, beni de ağlatacaksın hadi. Sude'yi öldürdüm diye mi yaslatıyorum sizce? Gelmiş beni suçluyorsunuz. Sude zehirlendi. Ben mi yaptım yani? Zehrin içinde haki renkte oje ve aseton vardı. Çekim için özel tasarlandı değil mi? Çok saçma değil mi bu? Bu yüzden mi benim yaptığımı düşünüyorsunuz? Bu bizim işimiz. Malzemelerinizi görebilir miyiz? Hepsi sette kaldı. Polis hiçbir şey almama izin vermedi. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, haki renk oje ve asetonu bulmak için yeniden fotoğraf setine gittiler. Başkomiserim. Burada birkaç tane daha var. Çocukları söyle etrafa baksınlar. Haki rengi, oje ve asetonların hepsini laboratuvara göndersinler. Başlıyor.